Selam aleyküm, aman selam, rahmet bereket üzerinize olsun. Değerli tüm takipçilerimiz, 25 gram kadar tereyağı, bir yemek kaşığı domates salçası. Güzelce kavuruyoruz. Bugün ne yapıyoruz sizlere? Karnabahara yapıyoruz. Yumurtalı kızartıp soslu yapacağız. Şöyle limonlu, maydanozlu, domates soslu. Ama domatesini kendimiz sosumuzu hazırladığımız zaman daha lezzetli olacaktır. Baharatlarımızı ilave edeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Şöyle yarım kilo yağımızla da karnabaharlarımızı suyumuzda kaynattık 20 dakika kadar. Tamamen piştikten sonra ocağımıza yağımızı alıp kızdırıyoruz. Yumurtaya batırıp şöyle bu şekil sosumuza kağıttan kızarsın. Şöyle yumurtaya bandırarak bu şekil kızarsın. Son olarak bu şekil güzel güzel kızartacağız. Böyle altın sarısı gibi bir tık daha kırmızı olacak. Şöyle bir tane domates zerrendeye vurarak bismillahirrahmanirrahim güzelce kızartalım. Böyle menemen yapan gibi tam pişireceğiz. Lezzetini alsın. Baharatlarımızı ilave edelim. Baharatlarımız içinse de kırmızı biber, pul biber, karabiber. Biraz da kimyon katacağım. Lezzet veriyor. Bir çay kaşığı kimyon. Birer tatlı kaşığı. Silme. Kırmızı biber. Evet. 2 su bardağı, 3 su bardağı kadar da yaklaşık su kullanacağız. Güzelce sosumuz olsun. Bu aşamada maydanozlarımızı doğrayacağız. Ve limonumuzu olmazsa olmaz. Limonlu yapacağız bugün. Maydanozlu limonlu böyle güzel. Yarım da limon sıkacağız. Şimdi baharatımızı ekledik. Karnabaharımız iyi kızardı mı? Evet. Hemen çıkarmalıyız. Şöyle güzel servis tabağımızı alacağız. Güzel kızarmayanlar da kızarsın. Beyaz çıkarmayın. Böyle güzel kırmızı olsun. Diğerleri biraz kızarsın. Siz de elinizi atmayın. Yakarsınız. Siz bana aldırmayın. Devamlı yaptığım için dikkatli alıyorum. O yüzden. Ama Cem Uyran kardeşlerimiz kesinlikle aparat yardımıyla çıkarsınlar. Evet. Bu şekil. Şöyle limonumuzu yarım da limon sıkacağız. Limonumuzu da sıkalım. Kaynamış suda 2 su bardağı kadar su ilave edeceğiz. Ben yarım kilo yaptığım için. Sizler eğer 1 kilo karnabahara yaparsanız 3-3,5 su bardağı ilave edin. Evet. Şöyle de kızarsın. Şöyle yarım demette maydanoz güzel yıkayıp ince tütün gibi doğrayacağız. Ya, suyumuzu döküyoruz. Çabuk olmam lazım. Randevum var. Randevuya geç kalmayayım. 15 dakika önce orada olmam gerekiyor. 2 su bardağı kadar 200 ml'lik su ilave ettik. Böyle güzel kızartıyoruz. Görüyorsunuz. Kaynatanda da iyi pişirmeniz gerekiyor. Kesinlikle çık çıkarsanız ziyan edersiniz. Bunu da unutmayın. Evet, bugün ne yiyoruz? Öğle yemeğine değerli YouTube takipçilerimiz, karnabahara yiyoruz. Limonlu, maydanozlu, domates soslu, harika bir karnabahara yiyeceğiz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, huzuru, feyzi üzerimize olsun diyoruz. Herkesin
öğle yemekleri efendim, afiyet bal şifa olsun diyoruz, başlıyoruz. Öyle efendim, yarım demet maydanozumuzu da ilave ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bir dakika kadar kaynaması yeterli olacaktır. Evet, tuzumuzu biraz atıyoruz. Tuz. İki dakika kaynaması yeterlidir. Maydanozumuzu kesinlikle çok öldürmeyeceğiz. Rengi maydanozun yeşil yeşil olacak ki sunumada göz doldurur. Şimdi bu aşamada ne yapıyoruz? Karnabaharalarımızı sosumuzun içine, tereyağlı sos, bol baharatlı sosumuzun içerisine atıp ve kapatıyoruz. Bir dakika kadar birleşmesi yeterlidir. Şöyle, bu da biraz fazla oldu. Kenardan öyle koyalım. Güzel güzel kısarttık. Hakkınızı helal edin. Kesinlikle suyunu bol koyun. Kaynamasını 20 dakika süre koyun. Hemen pişecektir. Kaynamaya çıktıktan sonra 20 dakika pişiyor. Evet değerli takipçilerimiz, servise hazır. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Şöyle sizlerle paylaşacağız. Gerçekten süper bir yemek oluyor. Böyle sofraların kralı oluyor. Çok da görkemli, lezzetli. Limonlu olduğu zaman çok lezzetli. Kesinlikle hazır sos kullanmayın. Evde yapılan domates rendesi, iki tane domatesi rendeye vurduğunuz zaman çok lezzetli oluyor. Karnabahara bol soslu sizlerle buluştu bugün. Bizi izleyen herkese buradan saygılar sunuyoruz. Servisimizi yapıyoruz. Evet, soframızı da donattık. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Afiyet bal şifa olsun diyoruz. Bismillah. Lezzetlerin gerçekten süperi. Sofralarınızın kralı olacak. Sosu da gayet çok güzel. Sosu da kıvamında oldu. Yarım kiloya 2 su bardağı kullandık. Sizler 1 kiloya 1 kilo bahara, karnabahara yaparsanız eğer 3,5 su bardağı kullanmanız yeterli olacaktır. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Beyim buna bayılıyor. Çok seviyor. Şöyle saç kebabı yapacağım yanına değerli takipçilerimiz. Dün lavaş pişirdim, ondan var. Yanında bol yoğurt. Şöyle. Biraz da sosundan alalım. Şöyle sosundan da alıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Tereyağı kesinlikle tereyağından yapın. Lezzetini orada yakalayın. Şöyle. Lezzetlensin diye böyle dökebilirsiniz. Önceden bozmak istemedim. Her şeyin güzelliği, görkemi vardır. Evet. Şöyle afiyet olsun diyoruz. Mutfaklarınızdan bereket, kalbinizden Allah sevgisi eksik olmasın diyoruz. Birbirinden güzel tariflerde görüşmek üzere diyoruz. Bugün tarifimizde öğle yemeğine karnabahara yaptık. Bizi izleyen herkese buradan saygılar sunuyoruz. Çalar değil mi?